Sanat altın bileziktir ve kişinin elindeki sanat değeri hiç eksilmeyen bir servettir. Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez. Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın, işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir. Nasıl ki Selçuklu'da, Osmanlı'da halkın meslek edinmesinde, zanaat öğrenmesinde loncalar önem arz ediyorsa, günümüzde de bu misyonu halk eğitim merkezleri devam ettirmektedir. Sayın Kaymakamım ve kıymetli misafirler, Kazman Halk Eğitim Merkezi Mesleki ve Teknik Ürünler Sergisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Program akışımız şu şekilde olacaktır. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Murat Demirci'nin konuşmaları, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Efrail Deniz'in konuşmaları, Halk Oyunları ekibinin gösterileri, kursiyerlerimize belgelerinin takdimi, sergimizin açılışının yapılması ve ikram. Şimdi sizleri Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Pelin Ilgınlı yönetiminde Ulu Önder ve Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, değerli silah arkadaşları ve bu hayattan göçmüş tüm eğitim çalışanlarının manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Milli Eğitim Müdürü, Sayın Okul Müdürleri ve Kurum Amirleri, sevgili meslektaşlarım, çok değerli Kazman halkı ve kıymetli misafirler. 2014-2015 eğitim öğretim döneminin sonunda Kazman Hem Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursların yıl sonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. Halk Eğitim Müdürlükleri yurt satımda gerek eğitimin tabana yayılması ve gerekse becerilerin artırılması konusunda önemli görevler üstlenmiştir. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi, beceri kazandırmak, okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak
bir üst öğretim sınavlarına hazırlamak, kültürel eserlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak kursların en önemli özelliği olmalıdır. Ve ilçemizde bu yönde kursların açılmasına öncelik verilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2014-2015 döneminde toplam 161 kurs açılmıştır. Bu kurslara 4557 kişi katılmıştır. Açılan bazı kurslarımız: İğne oyası, makinede geleneksel Türk işlemeleri, çeyiz ürünleri hazırlama, okuma yazma, avcılık, düz kirkitli dokumalar, dama, iletişim yöntem ve teknikleri, çocuk eğitimi. Bu yıl mesleki ve el sanatları kurs sayılarında artış olmakla birlikte daha kaliteli verimli kurslar açmış bulunuyoruz. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda ben ve idareci arkadaşlarım her türlü desteği vermeye hazırız. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri Beşik'ten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş. Halk eğitim merkezlerinde 7'den 77'ye her yaşta insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda genel kurslar, mesleki ve teknik kurslar, okuma yazma kursları, açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokullarının tüm iş ve işlemleri halk eğitim merkezleri tarafından yürütülmektedir. Halk eğitim merkezleri mesleki kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı birer sanat evidir. Sanatın penceresi, hayata bakış ufku çok geniştir. Bu ufukta insanı sevme ve hayatı kucaklama vardır. Eğitim öğretimin belki de en önemli yanı insanları hayata barışık hale getirmesidir. Bu bakış açısıyla önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın sanatsal faaliyetlere yöneltildiği kursların açılmasını talep etmelerini ve bu kurslara katılmalarını arzu etmekteyiz. Eğitim ancak ve ancak toplum olarak desteklenirse ve gerçekleştirilirse anlam kazanır. Burada başta yöneticiler olmak üzere herkese, hepimize büyük görevler düşmektedir. Önümüzdeki yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılacak olan kurslara herkesin desteğini bekliyoruz. Katkılarına ve gayretlerinden dolayı bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, yardımcı personelimize, kursiyerlerimize ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. 20 bin civarı nüfusa sahip olan Kazmak ilçemizde işsiz kadın ve genç işsiz bir hayli yüksek. Biz de yaygın eğitimin birer parçası olarak ilçemizde istihdam alanı oluşturmak istiyoruz. Bu konuda kadınlarımızın birbirinden güzel yaptıkları çalışmaları sizlerle buluşturuyoruz. Kursların açılmasında bize her zaman destek veren başta Sayın Kaymakamımız Musa Üçgül'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Uzman Öğretmen Sayın Efrail Deniz'e buradan teşekkür ediyorum. Ben bu serginin açılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezimiz Müdür Yardımcısı Sayın Murat Demirci'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kazman İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Efrail Deniz'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hayırlı olsun. Saygıdeğer kursiyer arkadaşlarım, sevgili vatandaşlarımız ve basınımızın güzide mensupları, yaygın eğitim, milli eğitim sisteminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ve toplumun ihtiyaçlarına, fertlerin ilgi ve isteklerine ve hizmet anlayışlarına göre farklı yönlerden dinamik hale getirmek amacıyla onlara belli programlar dahilinde sunulan örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür. Onlara hayatını kazanmasını sağlayacak ve yeni imkanlar hazırlayabilmektir. Yaygın eğitime, kitle eğitimi, yetişkin eğitimi, toplum eğitimi, hayat boyu eğitim de denilmektedir. Hedef kitlesi yetişkinler ve okul dışındakilerdir. Bu hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, eğitim ve seviyesi, öğrenme isteği gibi birçok özellikleri birbirinden çok farklı olduğu için programların başarılı olabilmesi amacıyla bu programlar her gruptan yetişkinin fikirleri alınarak hazırlanmaktadır.
ekibimize bu güzel gösterilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada kursiyerlerimizin belgelerinin takdimi var. Ahşap boyama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerimiz MBA Yıldız'a belgesini vermek üzere ilçemiz kaymakamı Sayın Musa Üçgül'ü buraya davet ediyoruz. Sayın Kaymakamımız Musa Üçgül'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada iğne oyası kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerimiz Şükran Şenyurt'a belgesini vermek üzere belediye başkanımız Nevzat Yıldız'ı buraya davet ediyoruz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Makine nakışı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerimiz Sevgi Aksu'ya belgesini vermek üzere ilçemiz Milli Eğitim Müdürü Efrail Deniz'i buraya davet ediyoruz. Efrail hocama da çok teşekkür ediyoruz. Sayın kaymakamım, değerli misafirlerimiz, sizleri sergimizin açılışına davet ediyoruz. Bayağı değişmiş ya başkanım. Sen ne işin var burada? Bu tarafa... Senin ne işin var? Ben sana Son zamanlarda çıkan kurslar. Bizi yapacağımız görüntüleri
Bir yapayım mı?